Bir dolayısıyla biz de aslında kırık dökük elimizden geldiğince bir şey yapmaya çalıştık ve çok da yanlış şeyler de yaptık. Yani muhafazakarlığa biraz karşıyım gibi bir sonuç çıkıyor buradan. Yani gelenekselin dışında tutmaktan. Aslında belki. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Mutlaka her müzisyen her müzisyenin gelenekten öğreneceği şeyler vardır. Ben kendi kişisel müzik maceramda şunu yapmaya çalıştım. Yani geleneği tutup deforme etmek, bozmak yerine bunu müzik araştırmacılarına, müzikologlara bırakıp kendim nasıl daha kişisel bir ses olabilirim? Bunu yaparken biraz da tabii ki Kürt gençliğinin, büyük şehirlere yığılmış Kürt nüfusunun yaşadığı tarihsel gerçeklikle ilişki kurmaya çalıştım. Ben şunu gözledim. Şehirlere yığılmış bir Kürt nüfusu var. Çoğunluğu genç olan. Bütün dünyada modern dünyanın dönüştürücü etkisi var. Dolayısıyla Kürtlerin de muvafık olamayacağı, dışında kalamayacağı. Bunun müzikte de bir karşılığının olması gerekir gibi sorular kafamı uzun yıllar meşgul etti. Müzikte buna nasıl karşılık verebilirim gibi sorularla boğuştum. Yani aslında müziğin teknik detaylarından çok biraz da bu sosyolojik yönüyle ilgilenmek durumunda kaldım. Mutlaka benden öncü müzisyenler vardı. Örneğin Cemal Hoca böyle bir figürdür. Ve etkili öncü, hepimizin önünü açan bir müzisyen olmuştur. Ya da daha gerilere gidersek 70'li yıllarda Koma Vatan Ermenistan'da büyük bir onura sahipler. İlk Türkçe rock albümünü yapma onuruna sahipler. İşte onların çalışmaları, sonra işte Koma Ahmetler ve Dengi Azadetler'le gelen grup tecrübeleri ve Nizamettin Hariç, Şivan Perver gibi özellikle sürgünde yaşayan kült olmuş müzisyenler. 90'lara geldiğimizde biz biraz daha farklı bir durum yaşadık. Bir kere politik atmosfer değişmişti. Bir de biz sürgünde değil, ülkemizdeydik. Ve Türkiye'deki genel durumu hepiniz hatırlıyorsunuz. Yaşana gelen bir savaş söz konusuydu. Bunun toplumda yarattığı tahribat. Bunun müzikteki karşılıklarını aradık. Böyle bir süreçte ben biraz daha kişisel bir müzik aradım. Biraz büyük şehirlerde kaybolma hislerini gözledim. Kendi kuşağımda, kendi yakın çevremde, başta kendimde. Yalnızlaşma, kaybolma, kendi kimliğini arama, ben kimim, ben neyim sorusu etrafında dönen bir sanatsal serüvenimizdi. O kadar sancılı bir dönem yaşanırken, aslında cesaret göstermek bir erdemken insanlar o sancılı süreçte ortaya çıkıp bir şekilde kendilerini var ediyorlardı, gösteriyorlardı. Bugün de aynı sorunlar var. Evet, yani ortada herkese bilinen bir gerçek. Ama o dönemle kıyasladığınızda kısmen daha rahat bir ortam var. Önceden Kürtçe müzik yapmak cidden cesaret işiydi. O dönemde daha çok politik olan, cesaretli olan gençler, insanlar bugün neden aynı cesareti göstermiyorlar? Yani giderek politikadan uzaklaştıklarının bir göstergesi sanıyorum bu. Ya da duyarsızlaştıklarının bir göstergesi. Şöyle söyleyebilirim ya, apolitikleşme tabii ki bir vaka. Bunu tespit etmek gerekir. Bunun olmadığını iddia edemeyiz. Fakat tek nedenin bu olduğunu düşünmüyorum. Bence müzisyen de, protest müzik de bu süreçte bir dönüşüm yaşadı. Politikanın kendisi de bizzat bir dönüşüm yaşadı. Ve belki de, özellikle Kürt müziği için konuşacaksam, politikanın adresleri ve mekanizmaları çeşitlendi, çoğaldı. Artık politika yapılabilecek daha etkili araçlar, mekanizmalar orada duruyorken müzik yoluyla mesaj vermek ihtiyacı belki de kalmadı. Mutlaka bu yönde müzikal çalışmalarını sürdüren arkadaşlarımız hala vardır. Fakat Kürt müzisyeni üzerinden bence o yıllardaki yük bir ölçüde kalkmış oldu. Çünkü daha etkili ve çeşitli mekanizmalar söz konusu politikada. Biraz daha sanatın kendi özgü düzlemine yönelme ihtiyacı hissedildi. Yani sanatın kendi içinde başka da tartışmalar var. Bunlarla ilgili ne söyleyebiliriz? Gibi
arayışlara yöneldilerce müzisyenler. Ya da böyle olmasını umuyorum. Tek neden umarım apolitikleşme değildir. Umarız öyle olmasın ama gerçekten kurumlara baktığımızda da, kültür merkezlerine baktığımızda da bir heyecan artık, kaybını ben de gözlüyorum. Evet, yani o heyecan yok. Yani o kadar tehlikeli süreçleri atlatan bir kuşak geldi geçti. Evet. Şimdi daha rahatken insanlar artık çok fazla yabancılaştılar. Maalesef, kör, sağır, dilsiz oldular. Maalesef bir heyecan kaybını ben de gözlüyorum. Sizden hemen bir şarkı daha dinleyelim. Sonra solo albümümüze geçeceğiz. Solo çalışmalarınızla ilgili sohbet edeceğiz. Söz büyük şehirlerden, yalnızlaşmadan açılmışken, bu arada ben Türk müziğinde yalnızlık sözcüğünü kullanan ilk müzisyenlerden biriyim. Öyle sanıyorum evet, ki. Evet, zamansız ve dilsiz şarkılar. Doğru, o solo albümden bir şarkı okuyayım. Chavimin Roni. Disabuarat disajanam artıştani buna dinabilam ay 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 hatun cem bi ay amal nizikim bi ay afkasın ne deşandın Ev baranana ay 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 çavim runidi bu Tünşka ve batay Dervu zor şindi bu Düşmür büken yay Çavim runidi bu بدیتَ لکوبیای تداتی تحالی من بزنی بیای دلیت خائن ندبو تمن وها بدیتَ لکوبیای تداتی تحالی من بزنی بیای دیسابوار Şer adlı albümünüz 2003 yılında piyasaya çıktı. Fakat yeterince tanıtılmadı albümünüz. Aslında şarkılarınızı pek çok insan biliyor. Fakat Mehmet adlı ismiyle insanlar çok fazla bilmiyorlar. Yüzünüzü de çok fazla tanımıyorlar. Yeterince de tanıtılmadığını düşünüyorum. Belki yeterince ilgi ve çaba da harcanmadı. Sizi bir şekilde keşfedip dinleyen insanlar adeta bir sırrın peşine düşer gibi marketlerde albümünüzü arıyorlar, bir şekilde temin ediyorlar. Ama birilerinin bir şekilde dürtüklemesi gerekiyor. Geri planda kalmayı siz mi tercih ettiniz yoksa farklı nedenler mi var? Aslında bu hem olanaklarla ilgili hem de biraz da benim tercihim açıkçası. Ben sesiyle, müzikleriyle bilinen bir müzisyen olmayı tercih ettim bugüne kadar. Bundan sonra da aslında böyle sürsün isterim. Jar'dan bahsettiniz, işte biraz belki onun serüveninden yola çıkarak bu sorunuzu cevaplayabilirim. 99 yılında bizim grubumuz Koma Dengi Azadi dağıldı. Son olarak Fedi adında bir albüm yapmıştık. Fedi albümünden sonra grup elemanları yollarını ayırdılar. Ben de o sırada üniversiteyi bitirerek Diyarbakır'a yerleştim. Mimarlık ofislerinde mimar olarak çalışmaya başladım ama müzikten kopmadım. O yıllarda Diyarbakır'da daha çok akustik dinletiler verdim.